İhalesiz e, satacağız e, buradaki dükkanları demişti. Bu da Ünye'nin açıkçası tepkisini çekti. Birçok ilçe başkanı, siyasi e, partilerde yer alan görevliler, siyasi kimlikleriyle tanıdığımız insanlar bunun imkansız olduğunu söylemişti. E, ben de açıkçası sabah gelirken şöyle bir göz atayım dedim. Acaba satılabilir mi? İhalesiz satılamaz mı? Şeklinde düşündüm. E, ama şey yapmışlar bir branda asmışlar oraya. İsterseniz arkadaşlarımız görüntüyü getirsinler. Ben de üzerine birkaç şey söyleyeyim. Evet, e, sevgili izleyenler e, kaba bir tabirle Google amcaya soruyorlar ya, öyle yaptım ben. Acaba dedim e, belediye buradaki dükkanları bu şekilde satabilir mi? Satlık iş yeri ve ofisler için bir irtibat numarası verilmiş. Ve bu numarayı arayarak buradan dükkan alabiliyorsunuz İhalesiz bir şekilde. Yalnız İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığından belediyelerin arsa, konut ve iş yeri üretimi, tasi, kiralaması ve satışa dair genel yönetmelik resmi gazeteden e, aradım bunu, resmi gazeteden buldum. Hemen de sizlere aktarmaya çalışacağım. Konut ve iş yeri satışa diyor. 14. maddeden 4. bölüm 14. madde 15. maddeye bakıyorum. Burası mıydı acaba okumam gereken yer? Evet. Sosyal konutlar dışındaki konutlar ile iş yerlerinin satışı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır denilmiş. A A şıkkı bedelin tespiti Satış bedeli, arsa payları dahil olmak üzere kıymet takdir komisyonunca belirlenerek maliyet bedeline en az %5 ilave yapılmak suretiyle belediye encümeni tarafından tespit edilir. B. İlan Komut ve işyerlerinin satış şartları, konut ve işyerlerinin satış şartları, yerleri, büyüklükleri, sayıları, özellikleri, fiyatları, müracaat şekli, son, mür son müracaat tarihi ile diğer hususların ilanı 22. madde hükümlerine göre yapılır. Evet, e, burayı tekrar okuyacağım. B bendindeyiz. İlan diyor. E, burada da bir ilan var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Konut ve iş yerlerinin satış şartları. Herhangi bir satış şartı göremiyoruz. Yerleri zaten yer belli büyüklükleriyle alakalı bir e, açıklama yok orada. Sayılarıyla alakalı bir açıklama yok. Özellikleriyle alakalı bir açıklama yok. Fiyatlarıyla alakalı bir açıklama yok. Müracaat şekli e, telefon verilmiş, dahili numara dahil. Son müracaat tarihi öyle bir şey yok, görmüyoruz. Ve diğer hususların ilanı 22. madde hükümlerine göre yapılmaktadır deniliyor. Ve gördüğünüz kadarıyla ya da gördüğümüz kadarıyla biz bu bentlerde, bu açıklamalarda geçen hiçbir şeyi göremiyoruz burada. Teminat denilmiş C bendinde konut ve iş yeri satışlarında teminat alınıp alınmayacağı alınacaksa miktar ve oranı ilanda belirtilir. Bende var. C bende, teminat bendi Ve D satış bendi. Konut ve iş yerleri açık artırma usulüyle satılır. Konut ve iş yerleri encümen tarafından önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklifi veren istekli üzerine bırakılır. Satışa sunulan konut ve iş yerlerine alıcı çıkmaması halinde yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya belediye encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan konut ve iş yerlerinin fiyatları her yıl günün şartlarına göre yeniden belirtilir. Yani resmi gazete. Hani e, milletvekillerinin onaylayıp onaylamadığı, el kaldırdığı yasalar var ya. E, bu yasalarda böyle bir karar alınmış. Resmi gazetede e, yayınlanılmış. E, yine söylüyorum. Dördüncü e, bölüm diyor. İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan belediyelerin, arsa, konut ve iş yeri üretimi, tahsisi, kiralaması ve satışına dair genel yönetmelik olarak açıklanıyor. 4. bölümde açıklanmış bu. 4. bölümün 14 ve 15. maddelerini okudum ben sizlere. hatta D şıkkına kadar okudum. Yine indirim şartları, ödeme planları da yine satışla alakalı bölümde yer almakta. Yani devlet böyle bir kanun çıkartmış. Ama biz hala bir ihale göremiyoruz. Demek ki e, bazı yöneticiler kendilerini devletin aldığı kanunlardan büyük görüyorlar diye düşünüyorum. E, düşünüyorum. Kesin bir karar değil. Çünkü bununla alakalı sıkıntı olabiliyormuş. Ben sadece düşündüğümü söylüyorum. Gördüğümü ve okuduğumu sizlerle paylaşıyorum. Aslında gayet açık ve net. Gayet güzel anlatılmış. Bunu ben anlayabildim. Zaten buraya çıkan Sayın Arpacıoğlu, Sayın İsa Maral, Sayın İrfan Tosun konuyla ilgili açıklamada bulunmuşlardı. Veremezsin demişlerdi. Hatta babanın malını mı satıyorsun şeklinde de yorumlar yapılmıştı. Ve kanunlar, yasalar diyor ki ihalesiz satamazsın. İhalesiz satabiliyorsan yasalardan daha büyüksün anlamına gelir bu.